Bismillahirrahmanirrahim. AÖT İlahiyat Arapça 4, ünite 9. Dil bilgisinden başlıyoruz. Konumuz taaccüb üslubu. Taaccüb üslubunu arkadaşlar evvela ne olduğunu anlatıyor kitap. Taaccüb üslubu aşırı beğeni, hayranlık, şaşırma, tiksinti, beğenmeme gibi durumları ifade etmek için taaccüb üslubunu kullanıyoruz. Kullanış amacı ne? Amaç bu. Şu duyguları ifade etmek için taaccüb üslubunu kullanırız. Örnek verilmiş. Ma ecmele es-sema. Sema yani gök. Ne kadar da güzel. Burada ecmel güzel manasında. Sema gökyüzü zaten. Ma ekbaha ekbah kabih. Çirkin, kötü manasında. Kezip, yalan. Ma ekbaha el-kezibe. Yalan ne kadar da kötü manasına gelmekte. Birinci örnekte ecmel burada nedir? Hani güzel manasında olduğundan ma ecmel essema beyni ifade etmiştir. Ekbah çirkin kötü manasında olduğundan ikinci örneğimiz yani ma ekbah el-kezib ise tiksintiyi beğenmemeyi ifade etmiştir. Yani bu tek kalıp hem beyni hem beğenmemeyi hem şaşkınlığı, tiksintiyi, hayranlığı pek çok şey ifade edebiliyor. Bu neyle alakalı? Ma'dan sonra gelen kelimenin manası ile alakalı. Arapçada çok farklı cümle kuruluşları ve kalıplar bu işi zaten sağlamayı yani yeterlidir. Bu şeyi, bu manayı sağlıyor. Kıyasi, kurallı yolla elde edilen cümlelere taaccüb fiilleri diyeceğiz. Bir de kıyasi bir kural o yani. Kıyasi ne demek arkadaşlar? Kural demek. İkisi eş manalı. Araya slash, ek çizgi koyarak eş manalı olduğunu da zaten vurgulamış oldular. Bir de kurallı cümlelerin, kurallı fiillerin dışında bir de ne var? Taaccüb kalıpları var. İki başlık altında bunu inceleyeceğiz. Buna göre taaccüb üslubunda sol tarafa bir ok çizeriz. Taaccüb fiilleri deriz ona. Bir de sağ tarafa ok çizeriz. Oraya da taaccüb kalıpları deriz. Yani taaccüb üslubunu ikiye ayırdık. Taaccüb fiilleri bir tarafta, taaccüb kalıpları diğer tarafta. Taaccüb fiillerini şimdi işliyoruz. Sarf kelime bilgisinde işlenen ve biri ma ef'alehu, diğeri de ef'in bih şeklinde özetlenen iki kalıp kastediliyor. Taaccüb fiilleri denilirken. Sarf kelime bilgisi derken mesela buna bir kitap örnek verelim. Medrese tarzı klasik Arapça dediğimiz Osmanlı'da da var olan, günümüzde de var olan mesela günümüz için örnek vermek gerekirse Samsun'da İFAM vardır. Doktor İhsan Şen Hoca'nın bulunduğu yer. Buralarda ne olur arkadaşlar? Klasik Arapça işlenir. Emsileden başlanır ve devam edilir. İşte emsilede de ne vardır? Ma ef'aluhu ef'al bihi vardır. Yani Arapçanın ilk derslerinde işlenen bir konudur bu. Tabii ilk derslerde bu ünitede olduğu kadar ayrıntıya girilmez de şu kalıplar yine de ezberlenir. Ma ef'alehu ef'al bihi taaccüb fiilleridir. Bunları hemen ezbere bilmeliyiz. Ma ef'alehu ef'al bihi. Ama bu bir kalıptır yani. Ma ef'alehu yerine ma ensarahu ma ektebehu devam edebilir. Ef'al bihi yerine ektib bihi ketebeden. Ektib bihi ensir bihi şeklinde. Pek çok örnek sanırım aşağıda vardır. Bu şekilde yani. Bunlar neymiş? Kalıp. Buraya bir kelime getiriyoruz. Getireceğimiz yani kelime dedim fiil. Buraya bir fiil getireceğiz. Getirdiğimiz fiil buradaki hareke, sükun bunlara uyarak gelmesi gerekiyor. Ketebe, ketebe aktardığım zaman ne oluyor? Başına bir hemze getiriyorum. Ektebe yapıyorum. Buraya ketebeyi getirdim. Ne yapmam lazım? Başına hemze getirmem gerekir. Kefi sükunlemem gerekir. T'yi esrelemem gerekir. Ba'yı sükunlemem gerekir. Buradaki hareke sükuna uydurmam gerekir yani. Ektib bihi şeklinde. Bihi, buradaki zamir de zamir olmak zorunda değil. Buraya da bir kelime konulabilir. Buradaki zamir yerine de bir kelime konulabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Zaten örneklerde gelecektir. Bunlar nedir? Doğrudan taaccüp ifade ederler. Bakıyoruz şimdi neler anlatılmış. Fiiller doğrudan bu kalıplara sokularak taaccüp anlamı elde edildiği için bunlara doğrudan taaccüb kalıpları diyebiliriz.
Yani bu doğrudan tacip kalıpları diyebiliriz derken arkadaşlar, bu kalıplara fiili koyduğumuzda direkt bu manayı ifade etmesinden de öyle diyor. Yoksa bunlara tacip kalıbı değil. Tacip kalıpları başka bir şey. Bunlar ne? Tacip fiilleri. Yani şurada tacip kalıplarını kullandı. Burada da kullanmıştı. Bu mu acaba demeyin. Bir demiş tacip fiilleri. Şu an tacip fiillerini işliyoruz. Aslında bunu buraya yazarak karmaşaya neden olma ihtimalleri var yani. Zira Arapçada beğeni ve hoşnutsuzluk anlamlarının doğrudan ifade tarzı bu iki kalıpta gerçekleşir. Dildeki en yaygın kullanım budur. Aynen öyle. Bu kalıpların her ikisi de aynı anlamı ifade eder. İşte her ikisi de aynı anlamı ifade eder mi etmez mi? Bu bir tartışma konusu. Kitap burada her ikisinin de aynı manayı ifade edeceği görüşünü tercih etmiştir. Farklı kitaplarda farklı şeyler görebilirsiniz. Gördüğünüzde şaşırmayın. Örnek olarak işte Emsire kitabı dedik. Sarf kitabı vardır. Emsire geçer orada. Orada mesela ma efale dediğimiz işte ma ecmel. Buna fiili taaccüb evvel denir. Ecmil bi buna da fiili taaccüb sani derler. Ma ecmele ile ecmil bi'ye farklı mana verir. Yani tam birebir aynı değildir. Edep ne kadar da güzel demiş. Ma ecmelel edebe. Ecmil bil edebe de edep ne kadar güzel demiş. Birebir aynı manayı vermiş. Kitap bu görüşü tercih etmiştir. Dikkat edilirse her iki kalıp üçer unsurdan oluşmaktadır. Doğru mu? Elbette doğru. Bir tane ma var, bir tane ecmel, bir tane de edep var. Burada da ecmil bil el edep var. Üç tane unsur mevcut. Birinci kalıp ele almış o da. Taaccüp ma'sı. Ef'ale vezninde taaccüp fiili ve müteaccebun min yani beğenilen ya da beğenilmeyen dediğimiz bir kelime oluyor. Ve daima mensup olan isimmiş. Birden var ikinci kalıpta ef'il vezninde taaccüp fiili ve aynı şekilde müteaccebun min denilen ve başında bir cer harfi gelen bir isimden oluşmaktadır. Bir diğer önemli nokta da şu. Birincisinde fiil mazi, ikincisinde ise emir şeklinde gözükmektedir. Mesela ma ecmele. Bu nasıl bir mazi fiil kalıbı? Neye benziyor? Ef'ale, ekrame, ehrace, ektebe yani ef'ale, yuf'ilu, if'al babından mazi kalıbıdır. Ecmil de aynı şekilde if'al babından emri hazır kalıbıdır. Yani sülasi-i mücerred'de hemze fethalanmazdı. Ya ötre ya da esre olurdu. Şimdi devam ediyoruz. Peki bir kişi ya da nesne hakkındaki iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik, küçüklük, büyüklük, azlık, çokluk gibi niteliklerin aşırılığına vurgu yapmada kullanılan kıyasi yani kurallı ve kalıp cümleleri bütün fiillerde eşit şekilde kullanabilir miyiz? Çok uzun bir cümle kurulduğundan, uzun bir soru olduğundan, yani bir başka ifadeyle bütün fiilleri bu iki sıgadan kalıp demektir. Şekil demektir. Bütün fiilleri bu iki sıgadan birine aktarma imkanımız var mı? Burada anlatıldı işte birincisi mazi, ikincisi emir kalıbında. Yok işte üç maddeden oluşuyor. Üç tane unsur var anlatıldı. Peki tüm fiilleri bunlara aktararak bu şekilde yapabilir miyiz? Hayır, nakledemeyiz. Bu mümkün değil. Zira fiilleri bu iki kıyasi kalıba dökmenin, getirmenin, bu iki kalıba sokmanın bazı şartları var. Bu şartları ezbere biliniz. Bu iki kalıptan birini aktarabilmek için söz konusu fiilin şu özelliklerde olması veya olmaması kurduğu cümlelere bağlı bakacağız. A. Sülasi mücerret bir fiil olması gerekir. Buna göre mesela örnek verelim. Sülasi mücerredin dışında ne var? Sülasi mezit var. KTB sülasi mücerrettir. Sülasi mezit yapalım. EKTB başına hemze getirdim. Veya hemze getirmem. Aynel fiilini şeddelerim. KTB yine mezit oldu. Veya işte istektebe yaptım. İstifal babına aktardım. Bu benim yaptığım sadece örnekti. Sülasi mücerret olmaması için örnek verdim. Tabii bir fiil sülasi mücerret mi değil mi bunları iyi ayırt edebilmek için şu an gördüğünüz linke tıklayarak
fiillerin mezit olup olmaması, mücerret olup olmaması gibi bablarla alakalı videoyu izlemenizde büyük fayda vardır. B şıkkı tam fiil olması, yani nakıs fiil kategorisinde olmaması. Nakıs fiil derken neyi kastetti mesela? Kâne. Kâne nedir? Nakıs bir fiildir. Kâne ve grubu. İşte o tarz bir fiil olmaması gerekiyor tam fiil derken. Müsbet olması, yani olumlu bir fiil olması gerekiyor. Buna göre olumsuz fiili de buraya aktaramazsınız. Malum fiil olması, yani meçhul olmaması. Malum meçhul ayrımını da yapabiliyor olmamız gerekir. İşte bir örnek verelim basit bir şey. KTB malum, KTB meçhul. Bir örnek de bu. Mutasarrıf, yani çekimli fiil olması, ki bundan da kasıt mazi, muzari ve emrinin çekilebilir olması. Leysa esa ni'me bi'se gibi camit fiillerle tacip kullanımına başvuramayız. Mutasarrıf, yani çekimli olması, diğer bir deyişle camit olmaması. Ki bunların hepsinden kasıt ne? Bu fiilin çekimli olması, ama neyinin çekimli olması gerekiyor? Hem mazinin, hem muzarinin, hem de emrin çekilmesi gerekiyor. Yoksa leysenin çekimi yok mu? Var. Leysa, leysu, leyset çekebilirsin. Ama emrinin çekimi var mı? Muzarisinin çekimi var mı? Üçünün de çekimli olması gerekiyor. Yok. İşte o yüzden bunlara camit denilmiştir. Sıfatı müşebbehe halinin, bir kelimeden bahsedelim. Herhangi bir kelimenin sıfatı müşebbehe hali. Ehzaru hazra'u, e'veru evra'u. Örneklerinde olduğu gibi, yani ef'ale fe'la ölçüsünde gelen bir fiil olmaması gerekiyor. Ve üstünlük ifade etmesi gerekir demiş. Tabii ve üstünlük ifade etmesi gerekir derken üstünlük ifade etmeye uygun olması gerekiyor. Yani burayı hatırladığım, burayı şu an okuduğumda aklıma ne geldi? Şu anki baskıdan önceki AÖF kitaplarında Arapçasını biz yine işlemiştik. Tam bilmiyorum 2012'de mi çıktı bu kitaplar, belki 2013. Ben de bilmiyorum. Baskısına bakmadım. Siz daha iyi bilirsiniz. Eski baskılarda konu anlatım biraz daha farklıydı, daha kapalıydı. Buna rağmen üstünlük ifade etmesi gerekir derken, yani üstünlük ifade etmeye uygun olması gerekiyor. Mesela buna örnek o zaman şöyle verilmişti eski kitapta. Yani 3-4 yıl oluyordur tahminim. Eski kitapta şöyle geçiyordu arkadaşlar. Mesela birisi öldü. Yerde bir ölü var. Sen bu ölü fiilini daha ölü diye çevirebilir misin? Yoksa çeviremez misin? Yani ölü zaten ölüdür. Daha ölü diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla onun aktarılmaması gündeme gelmişti. Aşağıda değineceklerini düşündüğümden fazla üzerinde şu an durmuyorum. Ama sıfatı müşebbehe halinin ahzaru hazra'u, a'veru evra'u. Bunların ikisi de aynı kalıp yani. Bu şekilde olup olmadığını, yani ef'alü fe'la'u. Burada bunlar ne? Örnek. Burası ef'alü fe'la'u kalıp. Bu kalıpta sıfatın müşebbihesinin gelip gelmeyeceğini bilmeniz oldukça zordur. Neden zordur? Ezberi bir konu bu. Nereden bileceksin hangi kelimelerin sıfatın müşebbihesi ne gelir? Önceden sıfatın müşebbihelere dair geniş bir çalışma yaptıysak biliriz elbette. Ama sıfatın müşebbihe dair geniş bir çalışmamız yoksa nereden bileceğiz? Dolayısıyla bu F şıkkı, yani benim kendi düşüncem bu tabii ki arkadaşlar. Altını çiziyorum. Kendi düşüncem, tahminim, varsayım olarak buna dair bir soru sorulacaksa ünitede işlenen bir kelime sorulacaktır. Çünkü zor olduğunu kendileri de biliyordur. Çünkü sıfatı müşebbehe diye bir ünite ben görmedim. Tabii tüm üniteleri henüz çekmedik. Belki vardır. Bu şartlardan bir veya birkaçını barındırmayan fiiller. Yani şu A'dan F'ye kadar olan maddelerden birisi eksikse, bir tanesi bile eksik olsa ne olur? Doğrudan tacip kalıbına girmez o fiil. Peki ne olacak? Bu tür fiillerin tacip anlamının yüklenebilmesi için dolaylı tacip kalıplarının aktarılması gerekir. Dolaylı tacip kalıpları neyin nesidir? Şimdi onları işleyecek. Öncelikle tacibe konu olan fiil birinci kalıp için. Birinci kalıp neydi? Ma ef'ale. Ma ef'alehu diye yazmıştı. Ma ecmele örnek vermişti. Ma ef'alehu birinci kalıp. Ef'il bih ikinci kalıp. İşte birinci kalıp için derken ma ecmele.
Ma eşedde, ma eksara, ma ekalle, ma ekva, ma ezafe diye devam ediyor. Bu türden. İkinci kalıp için, yani ef'il bihi kalıbı için eşdid bi, eksir bi, eklil bi gibi genel anlam ifade eden yardımcı fiil sonrasında kullanılarak elde edilir. Dikkat edin, gibi dedi, sadece bunlar değil yani. Ama kitap hep bunları kullanacaktır diye tahmin ediyorum. Belki de kullanmayacak. Farklı kelime de kullanabilir. Ancak yapılması gereken tek şey yardımcı fiilden sonra taaccüp sıgasına aktarılacak olan fiilin mastarını veya başında en bulunan mazi veya muzarisini yani müevvel mastarını getirmektir. Burası önemli. Örnekte bunu göreceğiz zaten. Buralar aslında hep okumaya gerek yok. Geçelim örneğe bakalım. Örneğe buradan başlamış. Adım adım örnek yapmış. Yani onunla da uğraşmayalım. Biz direkt örneğin kendisini görelim. Ma eşedde örneği. Ma eşedde izdihamed darigi. Yazılar okumuyorum arkadaşlar. Kendimiz buradan anlayarak devam edelim. Ne olmuş? Ma eşedde. Yukarıda vardı zaten. Geçer diye. Burada ne olmuş? Mastarını kullanmışlar. İzdiham. İzdeheme yezdehimu izdihamun. Mastardır. Mensup olarak geliyor sonu. Fethalı yani. Ma eşedde izdiham. Ardından eddarigi. Son kelimeyi de mecrur olarak getiriyoruz. Çünkü izdiham burada muzaf konumunda olduğundan tarik kelimesinin cer etmesi gerekir. Ma eşedde izdiham. Yani maaşedde değil zaten kalıp kullanmamız gerekiyor. Maaşedde yerine burada ne kullanabilirmişiz başka? Maaşeddeyi kullanmış. Ma eksere, ma egalle devam ediyor. Maaşeddeyi tercih etmiş. Manayla uyumlu olması bakımından. Maaşeddeyi kullan. Ardından hangi fiilin taaccüp ifade etmesini istiyorsan onun da mastarını getir mensup olarak. Son olarak getireceğin kelimeyi de mecrur olarak getir. Bitti. Veya ne olabilirmiş? Ma eşeddiye yine kullandık. Bu sefer burada ne vardı? İzdiham mastardı. Şimdi onun muzarisini en ile birlikte kullanacak. İzdeheme yezdehimu. Yezdehimu ne yapmış? En yezdehime. En kullandığından en ne yapar? Muzarisi sonu nasb eder. Bu yüzden mimde fetha var. En yezdehime. Madem ki fiil kullandığın ne lazım? Fail. Bu yüzden ardından gelen kelime de menfu olmuştur. Eddarigu şeklinde. Yani demek ki arkadaşlar ne olabiliyor? Burada zaten tek tek bunları yazmış yani. İzdiham kelimesini aktarmak istedik diyor. İzdiham fiili kaç harften oluşuyor? 5 harften oluşuyor. Yani humasidir. Beşli bir fiildir. Dolayısıyla direkt yani ma ef'alehu ef'il bihi kalıbına aktarılamadı. Ne yapmak gerekti? Şu tür oyunlara başvurmak gerekti. Ma eşedde olabilirdi, değil mi? Başka kelimeler vardı. Bunları önce kullanıyoruz. Ardından aktarmak istediğiniz bu fiilin ya mastarını ya muzarisini en ile birlikte kullanmamız gerekiyor. Devam ediyoruz. Başka ne var? Yukarıda kurduğumuz ve yardımcı fiil yoluyla ulaştığımız dolaylı taaccüp cümlesini tamamen aynı anlam ifade eden diğer sigayede kurmamız mümkündü demiş. Yani orada maaşer de kullandık ama biz bunu eşdidi bi izdihamet tarigi de diyebiliriz. Eşdid yani bu kalıba aktarabiliyoruz. İkinci kalıp. Anlatmak istedikleri o. Ma ef'alehu ef'al bihi vardı ya. Ef'il kalıbına aktarılmış. Tabi eşdid yardımcı fiiliyle. Niye bu yardımcı fiili kullanmıştık? Çünkü bu fiil yani bu kelime diyelim mastar olur fiil olur fark etmez. Aktarmak istediğimiz kelime sülasi mücerret değildi. Humasiydi. Yani 5 harfliydi de 3 harfli değildi. Bu yüzden bu yardımcı fiili kullanmıştık. Nasıl kullanabiliyoruz? Bi izdihame eddarigi. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani hareketlere dikkat edin. Size bir soru sorulduğunda da hareketleri bu şekilde verin. Bunun başında ba harfi cerri var. İzdihami olacaktı bilmem ne. Bu şekilde gitmeyin. Aynı bu şekilde irabı verin yani. Eşdid bi en ile birlikte muzarisi de kullanılıyor. Bu durumda son olarak getirilen kelime merfu yapılmakta. Mana değişmiyor. Beşli humasi bir fiil olması sebebiyle dolaylı taaccüp kalıbıyla ifade ettiğimiz bu cümle yukarıda sayılan şartları içermeyen bütün fiiller için
geçerlidir yani. İzdahemeyi biz örnek olarak yaptık diyorlar. Ben başka örnek vermiştim zaten. Ektebe. Ektebe örnek verdim. Çok daha fazla örnek istiyorsanız daha önceden geçmiş olan linke, yani fiillerin mezit olup olmamasıyla alakalı videomuzu izleyebilirsiniz. Yani fiilimiz tam değil, nakıs fiil kategorisinde ise veya müsbet, olumlu değil de menfi, yani olumsuz ise, malum değil de meçhul ise, mutasarrıf yani çekimli değil de camit yani çekimsiz ise ve sıfatı müşebbehe hali ef'al fa'la'u ölçüsünde yani vezninde ise, taaccüp içerikli anlamı yardımcı fiil formülü ile ifade edilmektedir. Yani zor bir şey var mı? Yok aslında. A'dan F'ye kadar olan maddelerden birisi eksikse aktarmak istediğimiz kelime için konuşuyoruz. Bir kelime ile taaccüp ifade etmek istiyorsun. Kelimeyi inceliyorsun. A ile F arasındaki maddelerden biri tutmadı. Tüm şartlar yok onda. Öyleyse bu yolu kullanmak gerekir. Ama tüm şartlar onda uyumluysa, hepsi mevcutsa onda, o zaman direkt ma ef'alehu veya ef'al bihi kalıbına koyarak onu ifade ederiz. Taaccüp fiilimiz eğer malum değil de malum değil meçhul ve olumlu değil olumsuz ise ne demek istedi? Taaccüp fiilimiz meçhul ve olumsuz ise. Taaccüp fiilimiz hem meçhul hem de olumsuz ise. Bu durumda yardımcı taaccüp sıgasından sonra sadece müevvel mastar artı en, yani en muzari formülünü kullanabiliriz. Yani ma ecmele en yugale veya ma ezarra ella yasduka şeklinde kullanılır. Burada ne anlatılmış? Müevvel mastar yani en artı muzari. En artı muzari. Örnek şu. En yugale. İnceleyelim şimdi. Ma ecmele en yugale. Bu nedir? Doğrunun söylenmesi ne kadar güzel. Burada bir olumsuzluk söz konusu değildir. Önce bir olumlu olarak meçhule örnek vermişler. Sonra olumsuz olarak meçhule örnek vermişler. Şimdi yugale kelimesi gale yegulu. Malum ney bunun? Yegulu. Mazi gale. Muzari yegulu. Yegulu'nun meçhulü yugalu. Yugalu. Burada olduğu gibi. Lambda fetha var. Enden dolayı en onu nasip etti. Yugalu olmadı da yugale oldu. Ne yapılmış? En getirilmiş. Artı olarak sonra ne getirilmiş? Muzari formu. İşte o da ne? Yugal kelimesi kullanılmış. Olumlu meçhul de böyle. Olumsuz meçhul. Mazarra ella yestuka. Ella nedir demiş. Ella'nın açılımını yapalım. Ella aslında en la'dır. Önce bir en var. Sonra da la var. Bu ikisinin birleşmesiyle ella olmuştur. Bu tür kullanımlar çok vardır. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Amme yetesaelun. Oradaki amme nedir aslında? En ma'dır. En harfi cerri var. En sonra da ma var. Onlar bitişmiş. Amme olmuştur. Amme yetesaelun. Bu tür bileşenler çok var. Ona örnek vermek istedim. Başka bir örnek mesela illa istisna edatu. İlla kesin biliyorsunuz. İlla aslında nedir? İn la. İn merdivenden in gibi. İn sonra da la. O ikisi birleşmiş illa olmuştur. Bu tür bileşerek farklı bir yapıya bürünen kelimeler çok mevcuttur Arapçada. İşte ella de onlardan birisidir. Dolayısıyla olumsuzdur. Ne olmuştur yine? En ile muzari kullanmıştır. Yani şurası parantez arasında normal cümlelerde göremezsiniz. Bunu biz anlayalım diye ilave olarak yani izah olarak koymuştur. Cümlenin aslı ne? Ma ezarra ella. Yastugal Müslim. Bunu bu şekilde görseydik belki de çoğu arkadaş diyecekti ki burada en nerede yani ne anlatmışlar? İşte bu yüzden onun açılımını yapmışlar. Olumsuzdur yani. La yastuga. Olumsuzdur, meçhuldür. Bu yüzden en getirilmiştir. O zaman devam edelim. Başka ne var? Taaccüp kalıpları. Böylece ne oldu? Birinci madde bitti. Yani yukarıda ilk başta taaccüp üslupları diye ana başlık atmıştık. Sonra sağ tarafa, sol tarafa ok çizmiştik.
Tabi bunlar hayaliydi yani, ben anlamıştım. Çizmenizde fayda var tabi. Ne demiştik? Mesela bir tarafta tacip fiilleri vardı, bir tarafta tacip kalıpları vardı. Tacip fiilleri neyi içeriyordu? Bir ma ef'aluhu, bir de ef'il bi kalıbını içeriyordu. Buna ilave olarak bir de dolaylı olarak tacip ifade eden yapılar vardı. Onları ifade ettik az önce. Şimdi geldi tacip kalıplarına sıra. Bunlar daha farklı şeyler. Bunlar daha az kullanılıyor. Arapçada kıyasi yaygın olan tacip fiillerinin yanında beğeni ya da hoşnutsuzluk anlamını ifade eden daha başka kalıplar da vardır. Tabii ki az önce işlediklerimiz kadar yaygın da değildir. Bunların en önemlileri ise şunlardır. Ya le artı olarak bir zamir getiririz. Sonra min, sonra da bir tane isim. Örnek verilmiş. Ya lehu min dalibin. Şimdi örneğe geçmeden bir konu anlatımı yapalım dilerseniz. Bakalım ne anlatmışlar. Karşımıza gelen bu kalıbın iki değişeni var. Ya le, zamir, min, isim. Acaba iki değişen nedir? Birinci parantezde yer alacak olan zamir, gaip ve muhatap formlarında karşımıza çıkabilir. Şuradaki zamir, gaip zamiri de olabilir, muhatap zamiri de olabilir. Gaip zamiri ne, muhatap zamiri ne diye düşünenler olabilir. Zamirlere dair video çekmiştik arkadaşlar. Videomuzu bulmayı deneyin. Yani zamirlerle ilgili problemi olan denesin. Bu iki şekilde karşımıza çıkar. Ve ikinci parantezdeki ismin müzekkerlik, müenneslik. Şuradan bahsediyorum. Min'den sonra isim var ya. Bu isim. Müzekker, müennes, müfettesni, cemi oluşuna bağlı olarak müzekker ya da müennes, müfettesni, cemi olur. Kısacası buradaki isim yani müfettesni, cemi olabilir mi? Olabilir. Müzekker, müennes de olabilir. Müzekker olabilir, müennes olabilir. Zamir de ona uyar yani. Olay bu. Mesela beğeni ve takdir bağlamında bir öğrenciden bahsederken Ya lehu min dalibin, ne harika öğrenci cümlesi kurulabilir. Bu cümlede min'den sonuna gelen isim müfret ve müzekker olduğu, dalipten bahsediyor, müfrettir, müzekkerdir olduğu ve gaip biri kastedildiği için şuradaki ya le'den sonra gelen zamir hu olmuştur. Ha olmamıştır, ke olmamıştır. Talip nedir? Müfret müzekkerdir ve gaiptir. Herhangi yani uzaktaki bir öğrenciden bahsediyor. Direkt konuştuğum kişi değil. Çünkü ne harika öğrenci demezsin karşındakine. Ne dersin? Ne harika öğrencisin. Sen karşındakine böyle dersin. Dolayısıyla nedir? Gaiptir. Bu yüzden burada hu zamiri, gaip. Yani gaip ne demek? Üçüncü şahıs demektir. Üçüncü şahıs zamiri kullanılmış. Müfret müzekker, gaip zamiri kullanılmıştır. Oysa ya leke min dalibin dediğimizde iş değişir. Tam da benim dediğim şekilde vermiş herhalde. Ne harika öğrencisin. Evet. Bu sefer ke zamiri kullanıldı. Neden? Çünkü öğrencisin diyor yani. Birisiyle konuşuyor. Konuştuğun kişi ikinci şahıstır. Dolayısıyla ikinci şahıs zamiri kullanmak gerekir. Ki o da kef yani ke zamiridir. Talip yine müfrettir, müzekkerdir. Bu yüzden müzekker zamiri ve ikinci şahıs zamiri kullanılmış. Mesela burada ya leki min dalibetin denilmiş. Dalibetin nedir? Müennestir, müfrettir, müzekker değil, müennestir ve müfrettir. Bu aynı zamanda muhatabı olarak ele alınmıştır. Çünkü ki zamiri var. Sen manasında sin denilmiş. Ne harika öğrencisin. Bir bayan için kullanıldı bu. Bu yüzden ke değil de ki kullanıldı. Ke müzekker yani erkekler için. Ki ise müennesler için sen manasında ikinci şahıs zamirdir, muhatap zamiridir. Yani zamirlerle alakalı bilginizin ve müfettesni, cemi, müzekker, müennes konu bunlarla alakalı. Bunları biliyorsanız hiçbir problem yok. Bir de ne var? Ya le artı isim. Yani ne yok? Min yok. Değişen şey oldu. Bu sefer minsiz de kullanabilirsiniz diyor. Ya lel haceli. Ne ayıp, ne utanç verici bir durum şeklinde kullanılmış. Buradaki le harfi cer olduğundan bitiştiği kelimeyi cer etmekte. Bir de ne var? Lillahi derru artı zamir isim. Bakalım zamir veya isim yani ikisinden biri olabilir denilmiş. Lillahi derru şair.
Şair ne güzel söylemiş. Bu bağlamda diyor çok yaygındır. Lillahi der ruhu fi sahati sabik. Yarış meydanında ne muhteşemdi ama. Sanırım doğru okudum. Evet. Demek ki lillahi derru artı isim veya artı zamir. Mesela lillahi derruhu da ne olmuş arkadaşlar? Lillahi derru artı zamir kullanılmış. Lillahi derru şair. Burada da lillahi derru artı isim kullanılmış. İkisine de örnek vermişler. Niye iki örnek verilmiş? Zamire örnek, isme örnek şeklinde verilmiş. Bir de ne var? Subhanallah demek var. Subhanallah ne muazzam, ne muhteşem manasında teaccüb ifade edebilmektedir. Ama her zaman bu manada değildir yani. Şu anda o manada. Tacip sıralarını belirleyiniz. Tacip sıralarını belirlemekte bir sıkıntı çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Ma ehsene. Yani ma var ardından. İşte ehsene, ektebe, ehrace, eftaha. Bu kalıpta bir şey işte. Ef'ale. Bu kalıpta bir kelime arıyoruz. Fiil arıyoruz. Burada var. Ma ehsene. Ma ehsene. Ma ekbaha. Yine var. Mesela üçte ma ekbaha ella yehtemme denilmiş. Burada arkadaşlar ne var? Tacip kalıbı mevcut. Yani kalıbı demeyelim veya ne diyelim. Doğrudan ifade edilememiştir. Dolaylı olarak ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere ella yehtemme, ihtemme, yehtemmu. Fiil sürasi mücerret değildir. Şartlardan birisi fiilin sürasi mücerret olması idi. Böylece ma ef'ale, ef'il bi bu iki kalıptan birine veya ikisini de fark etmez. Onları aktarmamız sağlanabiliyordu. A'dan F'ye kadar şartlar vardı hatırlıyorsunuz. Şartlardan bir tanesi fiilin sülasi mücerret olmasıydı. Sülasi mücerret olmazsa doğrudan tacip ifade edilemezdi. İşte burada da ifade edilememiştir. Tabii bir nedeni daha var. O da nedir? Burada fiilin olumsuz olması da var. Yani iki şart da tutmamıştır. Bir, fiil sülasi mücerret değil. İki, fiil olumsuz. Ella az önce söylemiştik. Ella nasıldı açılımı? En, la. En, la. La var yani olumsuzluk var. Dolayısıyla doğrudan tacip ifade edilememiştir. Ekbaha yardımcı fiili kullanılmıştır. Dörde baktığımızda macmen kıssatin karateha. Senin okuduğun en güzel hikaye nedir denilmiş. Buradaki ma istifhami soru için gelmiştir. Yani ma ecmel hemen bunu da alalım. Ma ecmel bunu da alalım. Yani bu da tacip, bu da tacip devam edemeyiz. Nitekim harekenin yani irabın tutmadığını anında fark etmeniz gerekir. Hep hareke ne? Son hareke kelimenin yani ma'dan sonra gelen fiilin son harfinin harekeleri ne arkadaşlar? Fetha. Dörtte ise lambda ne var? Zamme, ötre var. Dolayısıyla burası tacip değildir. Ayrıca cümlenin sonunda soru işareti de vardı zaten. Ma'cmele intisaral hak denilmiş. Yine burada da arkadaşlar ne vardır? Yardımcı fiil olan ecmele var. Çünkü intisar kelimesi intesara, yentesuru, intisar. İftale, yeftale, iftial. İftal babından mastardır. Sülasi mücerret değildir. Üç harfli değil yani. Ve görüldüğü üzere kendisinden sonra gelen kelime de cer halindedir. Zaten iki şekilde olabiliyordu. Ya fiilin ne diyelim muzarisi oluyordu başında en oluyordu veya mastar anlıyordu. Fiil cer oluyordu. Kelime cer oluyordu. Dolayısıyla nedir bu? Tabii ki yine tacip ifadesi var burada ama yardımcı fiil vasıtasıyla var. Evsi'i bi. Evsi'i bi. Bu da nedir yine? Tacip ifade etmekte. Diğerleri de aynı şekilde diyerek geçtik. İki, doğrudan tacip. Hangisinin dolaylı tacip olduğunu ifade edin, bulun. Aslında deminden beri yaptığımız şey buydu. Dolaylıyı tespit etmek, doğrudanı tespit etmekti. Yoksa birinci soruda sadece dört tacip ifade etmiyordu. Onun dışında ne varsa zaten tacip ifade
eriyordur. Yani hızlı bir bakışta öyle çıktı en azından. Ne diyordu? Doğrudan tancık, dolaylı tancık denilmiş. Yakınlaştırıyoruz. Doğrudan tacipte ne vardı? Doğrudan tacipte direkt ma ef'alehu ef'al bihi kalıbı vardı. Dolaylıda ne vardı? Yardımcı fiil kullanılması vardı. Bir de kalıplar vardı. Onlar da ya, le, lillahi, derru, subhanallah gibi. Ma ekbaha. Ma ekbaha'da ne var? Ekbaha kelimesi yardımcı fiil olarak kitapta geçmiş miydi arkadaşlar? Hemen bakıyorsunuz yukarı. Evet, geçmişti. Öylesi burada dolaylı var. Ma esve ella demiş. Ella neydi? En la idi, yani olumsuzluk var. Dolayısıyla tancüktür. Yani burası niye tancük? Burada da iftar kelimesini, yani eftara yuftır iftar ifal babındandı. Dolayısıyla mastara alındı şeklinde düşünmemiz mümkündür. Diğerlerinde artık ne diyelim? Maşed de var. Eşedde olduğuna göre ne oluyordu? Dolaylı durum söz konusu. Ve geçtik. Sıra geldi 3'e. Doğrudan tacip sırasına dönüştürün denilmiş. Ya Ali, nöbetüke cemile. Ya Ali, ma ecmele nöbetüke denilmiş. Nöbeteke denilmiş. Seyyaratu Ahmet'e. Ahmet'in otomobili nedir? Seri'atun, hızlıdır. Ma esra'a, ne de hızlıdır. Seyyarı Ahmet deriz. Buna göre ma esra, yani şu kelimeyi esra'a kalıbına dönüştürmemiz mümkündür. Bunlar ne? Zaman alıcı sorular. Üzerinde düşünmek gerekiyor. Şık yok. Nasıl? Aynı şekilde. Dolaylı tacip üslubuna başvurulmasının sebebini izah ediniz. Tamam, hiç yoktan anlaşılır bir soru. Bakıyoruz. Mesela ma ecmele en la tusaddik. Burada ne var? Olumsuzluk var. Ella en la id. Aynı zamanda saddega yusaddigu tusaddigu nedir? Mücerret değildir yani bu fiil. Saddega olsaydı mücerret olurdu. Hem mücerret değil hem de olumsuzluk var. İki tane sebebi var. Maalesef en tühmile. Tühmile ehmele yühmili. Tühmili ef'ale yufmali. Yani ifal babındandır kendisi. Yani mücerret değildir sebep o. Bu kelimeden, bu fiilde kâne yikûnu tekûnu nedir? Nakıs fiildir. Yestamile nedir? İstamele yestamil istimal. Yani istifal babındandır. Buna göre mücerret değildir o yüzden. Huzra kelimesi de ahzaru hazrau şeklinde. Sıfat müşebbesi yani ef'alu fa'lau olarak geldiğinden eşedde kalıbı kullanılmış. Yani dolaylı bir yöntem kullanılmıştır. Sebep o. Buraya bakıyorum. Bunu anlayabildin mi? Sanırım anlayamadım. Ezrir bi müşahede denilmiş. Televizyon denilmiş. Bunu şu an çözemedim diyebilirim açıkçası. Belki biraz üzerine durmak lazım. En yütercemen da nedir? Terceme mazisi 4 harflidir. Yani sülasi mücerret değildir. En basit sebep o. Ma'atafa en yesterziye da yine sülasi mücerret değildir. Şartlardan birisi sülasi mücerret olmaktı. Bu yüzden yine dolaylı bir yöntem ile sağlanmıştır tacip. 5. Aşağıdaki ayetlerde geçen tacip kullanımları bulunun, türünü belirleyiniz, anlamlandırmaya çalışınız. Anlamlandırmaya çalışmak gerekli değil çünkü ayet zaten manası yüzlerce kişi tarafından yazılmış. Kurullahümme a'lemu ma lebsu lehu. Bakıyorum gerçi hızlı gidiyoruz ama belki bir şey vardı kaçırdığımız. Ebsir bi. Ef'il bi kalıbı var burada. Tacip tür. Esmi bi yine tacip var. Başka da şöyle bir hızlı bakışta göremedim. Aşağıdaki serbest parçayı okuduktan sonra metinde geçen tacip kullanımlarını tespit edin, manayı vermeye çalışın denilmiş. Ne denilmiş? Metinde geçen tacip kullanımlarını tespit ediniz. Ma eşedde tacüptür.
Bakıyoruz başka nerede var. Ya'le kalıbı kullanmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hu zamiri ile ve min ile birlikte. E'zim bi ef'il bi kalıbı var burada. Yine taaccüp. Bakıyoruz başka görebileceğiz mi? Malum hızlı bakış yapıyoruz. Geçiyoruz. Son paragraf sanırım. Evet, başka göremedik. Ama devam ediyormuş. Bayağı da yer aktarmışlar. Uzaklaştıralım sayfa tam gözüksün. Yani göremedik diyebiliriz. Geçelim. Kelimeler, deyimler denilmiş. Sanırım en başta ya lehu, ya leha diye bir şeyler vardı. Oraya bakalım. Direkt dil bilgisine girdiğimizden orayı atlamış durumdayız. Bakalım neredeymiş. Zaten müfretler, cemiler bunlar videonun altında olduğunu biliyorsunuz. Ya le'ye bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Ya le min kalıpları. Uygun olanı getirin denilmiş. Ya lehu min ya da ya leha min. Yani hu mu ha mı? Soru bu. Hu veya ha neye göre belli olacak? Noktadan sonraki kelimenin müzekkerlik, müönneslik durumuna göre belli olur. Talip müzekkerdir. Öyleyse hu'lu olanı seçeriz. Medine, kebir bunlar nedir? Müennestir. Öyleyse ha'lı olanı seçeriz. Bunlar müennes. Öyleyse ha'lı olanı seçeriz. Müzekkerler. Öyleyse hu olan. Müzekkerde hu, müenneste ha'yı seçeriz. Ya lehu min, ya leha min şeklinde. Böylece videonun sonuna geldik.